Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün bir tarifle değil, aslında tam da böyle bahar geçişinde vücudumuza iyi gelecek böyle birkaç adımlık bir kürle karşınızdayım. Biliyorsunuz yani mevsim geçişleri aslında vücudu en çok zorlayan dönemler. Genelde de mesela ben şimdi etrafımda görmeye başladım hastalananları, işte bir anda yeniden antibiyotik kullanmaya başlayanları falan. Ben ama gerçekten uzun bir süredir bu mevsim geçişlerini böyle sağ salim atlatıyorum. Gerçekten hiç böyle bir şöyle tahtaya vuralım. Gribal bir enfeksiyon ya da böyle vücudumun zayıf düştüğü bir rahatsızlık mevsim geçişlerinde yaşamıyorum. Çünkü hani Instagram'dan da belki hani uzun süredir takip edenler bilir. Ben böyle genelde mevsim geçişlerinde 14 günlük, 21 günlük falan kürler yapıyorum. Bugün de tam böyle bahardan yaza geçerken özellikle karaciğer ve sindirim sistemi için. Çünkü böyle aslına bakarsanız her böyle yenilenmenin, her detoks prensibinin vücudun başka bir yerine faydası var. Bugün birazcık daha böyle karaciğere ve bağışıklığa odaklanan böyle bir detoks kürü paylaşacağım sizlerle. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi aslına bakarsanız bu kür 4 adımdan oluşuyor. Ve ben bu kürün her adımında sizin de göreceğiniz gibi hep aynı markanın ürünlerini kullanacağım. Lifeco marka ürünlerle aslında bahar geçişinde vücudumu hazırlayacağım. Bunu neden yapıyorum? Aslına bakarsanız ben böyle 25-26 yaşlarında bundan böyle 13-14 kilo daha fazlayken 75 kilolara dayandığımda ilk başta böyle detoks prensipleriyle kitapları okuyup işte araştırarak falan bir yolculuğa adım atmıştım. Ve bu yolculuğa adım atarken de çok hiç unutmam böyle bir 1 Mayıs günü iş izinliydi. İşe gitmiyorduk o gün. Ben böyle paramı denkleştirip Lifeco'nun böyle bir günübirlik İstanbul'daki detoks merkezine gitmiştim. Onlar sayesinde böyle çoğu bitkisel beslenme prensibini öğrenip daha sonra da böyle hayatımın her gününe yaymaya, işte her gün yeşil içecekler falan içmeye başlamıştım. Daha sonra mesela geçen sene de Demir'le beraber Antalya'daki merkezlerine gittik. Zaten benim böyle gönül bağım olan bir marka olduğu için onun bana çok iyi gelen bir kürünü sizlerle paylaşmak istedim. Bugün kendime bunu görebiliyorum. Şimdi aslında böyle bir ordu. Bunların hepsiyle zaten güne başlamak demek bilmiyorum yani herhalde böyle arşa yükselmekle aynı şey falan. Şimdi rutinin ilk ayağı tabii ki ne var bunda? Ben yine hani hep Instagram'da paylaştığım gibi sabah uyanıyorsunuz. Şimdi bütün gece aslına bakarsanız bağırsak sistemi, midemiz, sindirim yolumuz, her şeyimiz böyle biz uyurken kendini yenilemeye, toksinleri arındırmaya zaman ayırıyor. Uyandığımızda da zaten ağzımızda kötü bir koku, dilimizin üzerinde bir pas, hatta yani bütün bu yemek borumuzda farklı bir hissiyatla uyanabiliriz. Bu çok normal. Önemli olan vücudu bütün gece işte yerleri silmiş, süpürmüş, işte çöp poşetlerine bütün çöpleri koymuş ve dışarı atmamızı istiyor aslında bizden sadece vücut. Bu noktada vücuda destek olmak. Gelin o çöp poşetlerini geri tekrar evin içine yaymayalım, alalım, sokağa bir yere bırakalım yani. Vücut aslında bizden bunu istiyor. O yüzden uyandık. Uyanır uyanmaz böyle ağız yolunu hiçbir şey yiyip içmeden temizlemek, işte diş fırçalayabilirsiniz. Dönemsel olarak Hindistan cevizi yağı ile ya veya zeytinyağı veya susam yağı ile oil pulling yapabilirsiniz. Bunları da zaten ayrıca hep anlatıyor olacağım. Hiç merak etmeyin. Oil pulling çünkü benim canım. Sonra dişimizi fırçalayıp şöyle bir ağız yolundaki bakterilerden ve toksinlerden arındık mı? Arındık, tamam. Şimdi artık içimizdeki arınmayı gerçekleştirmek lazım. Bunun bir numaralı ve en kolay yolu aslına bakarsanız şöyle bir su bardağı kadar ılık suya, sıcak olmasına gerek yok ama soğuk olmasın. Çünkü içimiz vücut sıcaklığında olduğu için sindirim sistemi birazcık daha böyle kendi ısısına yakın bir sıvıyla temizlendiğinde çok daha etkili bir sonuç alıyoruz. Ilık suya, şöyle bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı sirke atıyoruz. Şimdi ben bugün Lifeco'nun organik Hindistan cevizi sirkesini kullanıyorum. Elma sirkesinden çok daha rahat bir içimi var Hindistan cevizi sirkesinin. Daha aromatik bir tadı ve kokusu var. Ama özellikle Hindistan cevizi sirkesi tercih etme sebebim de özellikle aralıklı oruç yaptığım için vücudumun böyle sodyum, potasyum, magnezyum dengelerinde böyle zaman zaman böyle bir eksiklik hissedebiliyorum. Vücudumda ve kaslarımda böyle bir ağırlık,
bir yorgunluk olabiliyor vücudu uzun süre aç bıraktığım dönemlerde. Hindistan cevizi sirkesi elma sirkesiyle aslına bakarsanız hemen hemen parite fayda olarak. İkisi de doğal fermente. Fakat Hindistan cevizi sirkesinin şöyle bir artısı var. O da gerçekten içerdiği mineral bakımından çok daha zengin olması elma sirkesine göre. Çünkü hani şöyle düşünün, elma hani herhangi bir yerdeki bir ağaçta büyürken Hindistan cevizleri genelde böyle tropik ortamlarda, okyanusa yakın ve daha böyle tropik iklimlerde yetişiyorlar ve çok daha fazla mineral açısından zenginler. Aralarındaki tek fark o. O sebeple de Hindistan cevizi sirkesini şu an böyle rutinime ekledim. Hem de böyle aralıklı oruç yaparken vücudumdaki mineral dengesini desteklesin diye. İçtik şimdi Hindistan cevizli koca bir bardak suyu. Açtık bütün bu işte lavabo boruları gibi düşünebilirsiniz aslında bu sindirim sistemimize. Nasıl böyle aslında yağlı, atıklı falan gıdaların bulaşığını yıkadığımızda borular tıkanır, onu açsın diye üstüne ekstra bir önlem, bir kimyasal kullanırız ya. Aslında sirke de tamamen antibakteriyel yapısı ve işte bütün o mineralli yapısıyla bütün bu sindirim sisteminde tıkanan boruları, işte toksinlerin yapıştığı bağırsakları, mide yolunu açarak bizi güne bomba gibi başlatıyor. Bu birinci adımda. Şimdi ikinci adımdan devam ediyorum. Sirkemizi içtik. Vücut şöyle bir uyandı bağırsaklar. Bunun üstüne hemen böyle güzel ve iyi kaliteli bakteri ekmek bence bir numaralı kurallardan biri. Probiyotik almak. Ben probiyotiği yaklaşık bir 3-4 senedir aralıksız kullanıyorum. Zaman zaman marka değiştiriyorum çünkü vücudun farklı farklı bakteri cinslerini farklı markalardan alması önemli. Yurt dışına çıktığımda değişik markalar alıyorum veya Türkiye'de işte Eczane'den, Lifeco'dan farklı yerlerden alarak böyle bu aslında şeyi ne diyeyim sistemi farklı bakterilerle beslemeye çalışıyorum. O yüzden ikinci adımda probiyotik almak. Şimdi bu Lifeco'nun probiyotiği 9,5 milyar bakteri içeriyor. O yüzden sadece bir adet sabah içmek yeterli. İçiyorum içmesini ama bunun içilme süresi de oldukça kıymetli. Hemen sirkenin üstüne içersek sirkenin içindeki o antibakteriyel özellikler aslında probiyotiğin içindeki bakterileri de öldürecek. O yüzden aç karnına içmeliyiz. Kural 1. Sirke içtikten sonra yaklaşık 30 dakika sonra içmeliyiz. Kural 2. Ben genelde sirkeyi içip probiyotiği cebime atıp yolda işe giderken falan hemen hop diye içiyorum ki o arada o da böyle işlemi yapmaya başlasın aç karnına. Probiyotikle ilgili ikinci bir pencere açayım. Şimdi birazcık daha böyle sabaha odaklandım ama ben geceleri yatmadan da bir probiyotik içiyorum. Yani aslında sabah bir, akşam bir tane gibi düşünebilirsiniz Lifeco'nun bakteri sayısına göre. Böylelikle de aslında gece uyurken de bu iyi bakteriler o toksik atım sürecine destekte bulunuyorlar. Madde 2'yi de tamamladık. Şimdi hazırsanız madde 3. Blender'dan geçirdiğim hasbihas pancar. Mis gibi pancar kokuyor çiğ. Şimdi zaman zaman bu sabahları mideme ilk soktuğum sebzeyi değiştirmeyi seviyorum. Biliyorsunuz zaten bazı dönemler sadece kereviz sapı bu şekilde geçirip içiyorum. Bazı zamanlar işte ıspanak, limon, salatalık karışımından oluşan yeşil elma, muz gibi daha doyurucu yeşil içecek yapıyorum. Bazı zamanlarda sadece sek pancar yapıyorum. Şimdi dedim ya bu bir karaciğer ve sindirim sistemi yenileme rutini. Bu noktada da pancar karaciğeri yenilemekteki en etkili sebzelerden biri. Çiğ pancarı yüksek güçlü bir blenderdan sadece suyla geçirdim ve bu şekilde oldu. Yani katı meyve sıkacağı falan diye blenderdan geçti. Şimdi bunu böyle sek içmek de bir olasılık. Böyle bu şekilde. Zorlanırsanız içine birkaç damla limon da sıkabilirsiniz. Çünkü tabii ki içinde başka bir şey olmadığı için hafif topraksı bir tadı var. Ama yani bu kadarlık bir şey bence şifa adına her sabah içmek çok da zor olmasa gerek. Zaten bu programı 14 gün, 21 gün falan yaptığımız düşünülürse. Şimdi bu pancarın şifasını daha da arttırabilmek için özellikle işte gittiğim detoks merkezlerinden gördüğüm içine fisilyum içecek tozu kattıkları. Şimdi fisilyum ne demek? Aslında Türkçesi karnıyarık otu. Şöyle göstereyim. Böyle bunu açıp zaten şaseler halinde satılıyor. Bunun içine katıp bir şaseyi bir kişi için böyle bir bardak içeceğe katabilirsiniz. Taze içeceğe.
Şimdi ben bunun içine bir paket fisilyumu attım. Bunu atar atmaz şimdi genişlemeye başlayacağı için, süper lifli olduğu için karnıyarık otu, çok da bekletmeden içmek lazım. Yani şöyle iyice karıştırıp. Hızlıca içmek lazım. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Karnıyarık otu ne işe yarıyor? Aslında karnıyarık otu bağırsaklara girdiği anda böyle hani araba yıkama makinelerini düşünsenize, şöyle böyle fırça yapısı vardır arabanın üstünden, böyle böyle gider, böyle böyle gelir falan. Karnıyarık otu aslında bağırsaklara gittiğinde ve suyla buluştuğunda böyle fırça gibi açılıp fırça etkisi göstererek de toksinleri temizleyerek sindirim sisteminden geçen aslında bitkisel, tamamen bitkisel bir öz. Ne yaptık? Özetlersem birinci adım Hindistan cevizi sirkeli ılık su. İkinci adım probiyotik. Üçüncü adım günün ilk öğünü olarak sevdiğiniz bir sebze suyuyla, ki bu pancar suyu olursa çok tavsiye ederim. İçine karnıyarık otu tozu, yani fisilyum tozu. Böylelikle aslında bütün sistemi ilk bir uyandırdık. Sonra sağlıklı bakterilerle buluşturduk. Sonra üstüne de İlk öğün olarak simit, poğaça, yağlı bir işte ekmek, yumurta vesaire, hayvansal bir sucuk yerine doğanın gönderdiği bir pancar suyuyla, karnıyarık otuyla tamamen o sistemi temizledik. Açıkçası bu sistem bu şekilde hani kombin olarak üçlü adım yapıldığında sindirim sisteminde güneş açtırıyor. Yani gerçekten abartmıyorum. Karaciğerleri de tamamen sıfır noktasına döndürüyor. O bütün kışın yorgunluğu, yediğimiz şekerli gıdaların, hamur işli gıdaların ağırlığını, karaciğerde birikmiş glikojen ağırlığını da gerçekten sıfırlayan harika bir metot oluyor. Şimdi son adım, bünyeyi de şimdi sindirimi, karaciğeri bir şekilde toksinlerden arındırmaya destek olduk. Bir yandan da böyle bağışıklığa da destek olmak için. Hani ek destek hep ne alıyorsun, ek destek önerir misin falan gibi sorular geliyor ya, ben de hep imtina ediyorum. Çünkü ek destekler bence çok kıymetli ve derin bir mevzu. Herkesin kan tahlili yaptırıp vücuduna uygun ek desteği alması, doktoruna danışması falan lazım. Ama söz konusu bu iki ek destek olunca çok rahat önerebileceğim için açıkçası bunlara yer vermek istedim. Birincisi enginar ve deve dikeni ekstratı. Tamamen enginar ve deve dikenlerinin özleriyle oluşmuş bir ekstrat ve çok yoğun, gördüğünüz üzere böyle zaten çalkalayarak tüketiyorum ben bunu şey yapmadan önce, içmeden önce. Genelde böyle detoks merkezlerine 15 günlük kürler olarak yapılması öneriliyor. 15 gün içinde de karaciğeri, zaten enginarın hani karaciğer destekleyici fonksiyonu tartışmasız. Ama beraber bir yere geldiklerinde silmarin denen bir antioksidan üretiyorlar ve bu silmarin hem işte siroz vesaire gibi karaciğer rahatsızlıklarına, hepatit gibi karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde iyi geliyor. Hem de böyle kansere karşı korumada falan çok etkili. Bir tatlı kaşığı gün içinde bundan da içiyorum. Genelde çantamı atıyorum. Çünkü artık sabah rutinini böyle birkaç adım yaptıktan sonra işe varıp gitmiş olup çalışmaya başlamış oluyorum. Bir tatlı kaşığı enginar deve dikeni ekstratı. Genelde böyle öğle yemeğinden sonra falan tercih ediyorum. Çünkü bunun böyle özellikle aç karnı alınma gibi bir özelliği yok. Üstüne de zerdeçal ekstratı. Zaten zerdeçalın son dönemlerdeki popülaritesi tartışılmaz. Zerdeçal inanılmaz bir işte antioksidan vücudumuz için ve aynı zamanda da anti-inflamatuar bir gıda. Yani daha doğrusu baharat. Neden bu işlere yarıyor? Vücudumuzdaki gerçekten iltihabik, böyle alarm veren rahatsızlık durumlarında inanılmaz destekleyici. Bundan da bir tatlı kaşığı içiyorum. Böylelikle de aslında rutin tamamlanıyor. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bu ve bunun gibi aslında daha çok içerik üretmeye çalışacağım. İşte oil pulling, kuru fırçalama, bu tarz rutinler, yeşil içecek ne zaman içilir vesaire. Çünkü tariflere ek olarak aslında ne kadar sağlıklı beslensek de, ne kadar sağlıklı pişirme yöntemleriyle beslensek de aslında günümüz dünyasında çok fazla dış etkiye, çok fazla toksine maruzuz. Ve bu tarz böyle ek rutinlerin de kıymeti çok büyük oluyor böyle bir durumda. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Bu dörtlü rutini uygulayanlar olursa da deneyimlerini paylaşırsa harika harika olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Harika bir bahar geçişi olsun hepimize diyorum.
Bu ve bunun gibi onlarca püf noktası ve daha da tarifler için, daha da sağlıklı tarifler için Health Food Bag'i takip edin diyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.